bunlar iyice zımanadan çıktılar. Neymiş? Dolar 5 TL olacakmış. Yok gari eşeğin kuyruğu. Açık söylüyorum, çok beklersiniz pışık. Maalesef özellikle dış kaynaklı müdahaleler neticesinde dolarda, euroda bir miktar güncellenme, eksi büyüme, çapraz yükselme, artı düşüş gibi bir takım sizin anlayamayacağınız gelişmeler yaşandı. Fakat hiç kimse endişelenmesin. Sevgili basın mensupları, çok kıymetli vatandaşlarımız, gördüğünüz gibi dolar 6 TL oldu. E şimdi bu doları 7 TL'den alanlar ne yapacak? He? Bunlar çünkü dolar 7 TL'den topladılar, çuvalladılar, depolara zulaladılar şimdi bunlar. E şimdi bunları kara kara düşünüyorlar. Ne yapsak la biz bu kağıt parçalarını diye. E çünkü dolar güya 10 TL olacaktı ya. Dolar 20 TL'ye falan çıkacaktı ya. E bunlar mal gibi kaldılar şu anda. Böyle gözlerine far tutulmuş tavşan gibi. Anam ne yapsak acaba ya? Böyle kaldılar ortalıkta. Ben açık söyleyeyim arkadaşlar, bunlar ancak avucunu yarar değil mi Himmet abi? Evet sevgili vatandaşlarımız, çok kıymetli basın mensupları, maalesef yine döviz kurlarında, dolarda, euroda falan bir takım dalgalanmalar yaşanıyor. Bunlar olur, oluyor, olacaktır, olabilir. Her zaman hazır olmak lazım. Fakat kimse endişeye kapılmasın. Bir defa ekonomimiz çok sağlam temeller üzerine kurulu. Bir defa o ekonominin başında ben varım. Mart, Nisan'dan, Mayıs, Ağustos'tan, Eylül, Kasım'dan, Ekim'den çok daha güzel olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Her şey süper olacak. E hayırdır uşaklar, ne oldu, sesiniz çıkmıyor he? Hani dolar 10 TL olacaktı, hani 20 TL olacaktı? He? E düştü gene 5,5'a. Ya beni dinlemiyorsunuz ki, burada başça olsun eşeğe konuşmuyor ya. Ben ekonomi bakanı olarak söylerim, diyorum ki dolar, euro hepsi düşecek, düştü işte 5,30'a düştü. Ya bana kulak vermiyorsunuz, gerisini spekülasyon yapanlara kulak veriyorsunuz. Ama bak diyorum, daha da düşecek. Doları da, euro'su da hepsi düşecek. Bak ben kesinlikle... Ha düştü. Ha bak elimden düştü. Bu bir şeye işaret ediyor. Keramet gösteriyorum burada canlı yayında. Evet sevgili basın mensupları, çok kıymetli vatandaşlarımız, maalesef Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm Haçlı zihniyetinin birlikte yürüttüğü operasyon neticesinde tansiyon yükselmesi dediğimiz ekonomik bir terim olduğu için siz anlamazsınız. Ama kimse endişe etmesin. Ekonomi konusunda doktora yapmış çok kıymetli arkadaşlarımız bu geçici tansiyon yükselmesine efektif bir tampon uygulayarak negatife, bizim açımızdan pozitife, eksi bir büyümenin arkasından gelen çapraz kulvar değişimine doğru yönlendirmeye çalışacaklar. Bunlar anlamadığınız mevzular, o yüzden... Teba ne oldu kızanlar? İç sesiniz solunuz çıkmaz oldu. Öyle bana bün bün bakarsınız karşımda. E hani dolar euro 30 TL olacaktı. E 5 TL'ye düştü. E ben dedim size. Bana kulak vermezsiniz ki. Karşınızda koskoca ekonomi bakanı var. Ben derim 5 TL olacak oldu. Hatta şimdi bir kez daha derim. Dolar 5 TL'nin altına düşecek. Eğer dolar 5 TL'nin altına düşmez ise herkesin gözü önünde burada göbek atacağım da ya. Sözüm sözdür. Evet. Evet. Dolar 6 TL an itibariyle. Bakın yalnız burası çok önemli. Dolar daha önce de 6 TL olmuştu. Bugün de 6 TL oldu. Yarın da 6 TL olabilir. Artık bunlara alışmış olmanız lazım. Karnınız doyuyor mu? Doymuyor da olabilir. Ama yani nefes alıyor musunuz? Alıyorsunuz, verebiliyor musunuz? Tamam, yeter. Fazlasını istemeyin. 16 olmasın. Yani 16 olmasın. Önemli olan bu. Değil mi dostlar? He? Oho! Hadi bakalım. Eller arka taraf. Hadi!